Mısır Hava Yolları'nın talihsiz 990 sefer sayılı uçuşunda bulunan 217 insan vardı. Hiçbiri özel bir sebepten bir araya gelmemişti. Bebekler, gençler ve yaşlılar vardı. Yeni evli ve yaşlı çiftler de bunların arasındaydı. Doktorlar, eczacılar, gazeteciler ve avukatlar. Hatta farklı dine mensup Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar. Bazıları ülkelerine Mısır'a gidiyordu. Montreal'den gelen Luca, piramitlerin efsanevi ülkesine büyük bir macera yapacağını umarak bu uçağa binmişti. Luke, 53. doğum gününü orada kutlamayı planlıyordu. Uçuşundan sadece 2 gün önce bir dostuyla uzun uzun sohbet etmişti. Yolculuk adına çok hevesliydi. Oraya gideceği için çok seviniyordu. 990 sefer sayılı uçuş Atlantik Okyanusu'na daldıktan sonra Kahire'ye yalnızca 32 dakika kaldığında bir anda ortadan kayboldu. Uçağın gece gökyüzüne düşmesine ne sebep olmuştu? Çoğu hava kazası kalkışta veya inişte oluyordu. Ancak son 3 yılda diğer iki talihsiz ticari uçuş gibi Mısır Hava Yolları 990 sefer sayılı uçuş da gökyüzünden düşerek ölüme atlamıştı. Geriye sadece yürek burkan bir ayakkabı, giysi ve oyuncak ayı kalmıştı. Bunlar denize dalmışlardı. Uçağın son zamanlarında neler yaşandığını anlamaya çalışan 600 kadar araştırmacı, daha önceki düşüşlere nazaran bu uçuşta çok farklı ipuçları keşfetti. 3 yıl önce Mısır Hava Yolları'na ait olan başka bir uçak, hiçbir patlama belirtisi olmadan ve kokpitten son dakika acil durum çağrısı almadan radar ekranından kaybolmuştu. Uçağın sol motorunun arızalı bir ters itme mekanizmasına sahip olduğu kısa sürede anlaşılmıştı. Ancak bu kusuru kazayla ilişkilendiren hiçbir kanıt yoktu. Daha önceki kazaları çevreleyen yaygın spekülasyonlardan etkilenen müfettişler, somut kanıtlanar toplanana kadar ne olabileceğine dair herhangi bir teori yürütmeyi reddettiler. Fakat bu aylar sürebilirdi. 1999'da düşen bu uçak, Nantucky adasının 100 km güneydoğusunda yaklaşık 80 metrelik suya düşmüştü. Yetkililerin bu uçak hakkında bildiği nadir şeylerden bir tanesi, uçağın son anlarında çok kötü bir yolculuk geçirdiğiydi. Uçak 31 Ekim 1999'da saat 01:19'da New York John F. Kennedy Havalimanı'nda hafif sisli ve rüzgarlı bir havada havalandı. Saat 01:43'te ise 10.000 metre düzeyindeyken pilotlar New York'taki hava kontrolleriyle son temaslarını gerçekleştirdiler. 8 dakika sonra saat 01:51'de bir şeyler ters gitti. Uçağın rotası süresince toplanan radar verileri Boeing 767'nin keskin bir inişe başladığını, 40 saniyede 10.000 metreden 5.100 metreye düştüğünü ve yaklaşık 1.200 km hıza ulaştığını gösterdi. Bu, o koşullarda neredeyse ses hızı kadardı. Uçak daha sonra 7.300 metreye kadar yükseldi ve 3.000 metrede inişe devam etti. Bu anlarda araştırmacı John Clark, radar verilerinin gökyüzünde uçan bir uçakla tutarlı olmayacak birkaç nesne gösterdiğini iddia etti. Bu nesnelerin en düşük radar sensörünün altında 550 metreye kayması 2 dakika 40 saniye sürdü. Bu da uçağın birkaç parçaya ayrıldığını göstermekteydi. Fakat temkinli olan yetkililer bunu alenen söyleyemediler. Aynı zamanda uçağın transporterının 5100 metrede sinyal göndermeyi durdurduğunu ve bu irtifada güç kaynağının kapandığını düşündüklerini söylediler. Ancak bunların hiçbirisi ne olduğunu veya jet uçağının pilotlarının neden herhangi bir tehlike sinyali göndermediğini açıklayamadı. Kalkışta kokpitte 3 pilot vardı. Ahmet El Havasi kaptan pilottu. Diğerleri Adel Anmar ve Gamil El Batoy idi. Gamil uyurken Ahmet El Havasi'nin uçuşun ilk bölümünü kontrol etmesi gerekiyordu. Sonradan geçiş yapacaklardı. Kalkıştan 20 dakika sonra Gamil, Havasi'ye uyumayacağını, Havasi biraz uyurken uçuşun ilk bölümünü kontrol etmek istediğini aktardı. Havasi, Gamil'e bunun daha önce söylemesi gerektiğini anlatarak biraz itiraz etti.
Havasi, komuta kaptanı ile anlaştıktan sonra geçiş yapmayı kabul ettiler. Havasi, kontrollerdeki pozisyonundan vazgeçmeden önce Gamil bir an için kokpitten ayrıldı. Bu anlarda Havasi, komuta kaptanı ne isterse onun yaptığına dair bir yorum yaptı. Değişim kısa sürmüştü. Gamil 01.41'de döndüğünde uçağın kontrolünü ele aldı. 6 dakika sonra birinci kaptan banyoyu kullanmak üzere ayrıldı ve Gamil'e geri döneceğini aktardı. Bu noktada Gamil kokpitte yalnızdı. 20 saniye sonra Gamil sessizce ve sakince Tanrı'ya güveniyorum dedi ve 1 dakikadan kısa bir süre sonra otomatik pilotu devreden çıkardı ve Tanrı'ya güveniyorum ifadesini tekrarladı. Daha sonra kontrolleri manuele aldı ve uçağa dik bir burun dalışı yapması için komutlar verdi. Bunlar söylenenlerdi. Ya Gamil kontrol etti ya da otomatik pilot. Tüm bu komutları herhangi bir yardım almadan yürütebilmek uçak adına biraz zordu. Uçak Atlantik Okyanusu'na yöneldikten sonra Gamil 8 saniye ile 7 kez Tanrı'ya güveniyorum dedi. Konuşma analizleri konuşma kalıplarının stres göstermediği sonucuna varmıştı. Aslında rahatlamış görünüyordu. Komuta kaptanı 7. Tanrı'ya güveniyorumdan sonra kokpite geri döndü. Ne oluyor diye sordu. Sesi stres belirtileri gösteriyordu. Kaptan uçağı dik bir tırmanışla yönlendirmeyi başardı. Ancak kaptanın benimle beraber çek emrine karşın Gamil kontrolleri hala çatıştırıyordu. Mısır Hava Yolları 990 sefer sayılı uçak Atlantik Okyanusu'nda yüksek hızla buluşup 218 insanı öldürmeden önce uçak ikinci bir dalışa geçti. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu soruşturması sonrasında uçağın düşmesinin Gamil tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bir sonucu olduğunu aktardı. Gamil'in uçağa dalış emri vermesinin sebebi bilinmiyor. Onun terörist ya da akıl hastası olduğuna dair de elimizde hiçbir kanıt yok. Bu gerçekten gizemini koruyan bir olay. Bununla beraber araştırmacılar Mısır Hava Yolları'nın 990 sefer sayılı uçuşunun okyanusa indiren senaryonun kesin olarak hiçbir akla yatkın arıza ile sonuçlanmayacağını aktardı. Kurbanların aileleri için bu özel bir işkenceydi. Çoğu Mısırlı olan yaklaşık 300 aile üyesi yetkililerin karargahlarını kurdukları alanlarda toplandılar. Danışmanlar aileleri teselli etmeye çalıştılar. Ancak çoğu için keder çok büyüktü. Yetkililer aile üyelerine akrabalarının cesetlerini almayı düşünmemelerini aktardılar. Kazanın etkisi o kadar büyüktü ki sadece küçük vücut parçaları kurtarılabilmişti. Görgü tanıkları daha sonra birkaç insanın bayıldığını aktardı. Cumartesi günü Newport'a gelen akrabalar arama sitesinin karşısındaki eski bir donanma üstüne götürüldü. Orada iki devasa beyaz bir çadırda bulunan okyanus tabanında toplanan enkazları görebildiler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde aile üyelerinin çoğu bu anları görmektense alanın dışında kurulan televizyon kameralarından izlemeyi tercih etti. Fakat her insanın kederle baş etme yöntemi farklıdır. 31 yaşındaki yardımcı pilot Faruk eşini gördükten sonra uçağa atlamış ve ölüm uçuşuna başlamıştı. Faruk'un baldızı kız kardeşinin hala onun hayatta olduğunu düşündüğünü aktardı. Uçuşta bulunan 21 Kanadalı tamamen farklı bir gruptu. 34 yaşındaki Sala, eşi ve iki ufak oğlunu anne ve babasıyla tanıştırmak adına Sudan'a götürüyordu. Dördü de o gün uçakta öldü. Uçak 10 yaşından biraz daha büyüktü. Müfettişlere göre uçuştan önce kayda değer herhangi bir arıza bildirilmedi. Uçak düştükten sonra hiçbir şey bulunamamıştı. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geldiği için soruşturmayı ABD ajansları yürüttü. Ulusal Araştırma Güvenliği Kurulu kazayı soruşturmakla görevlendirildi. FBI ve Amerika Sahil Güvenlik gibi birçok kurumla destek verdi. Uçak Kuzey Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika yolcuları vardı. Bu nedenle bulgulara uluslararası bir ilgi vardı. Mısırlı yetkililer bu sonuçlara şiddetle karşı çıkıyordu. ABD'deki müfettişlerin vardıkları sonucun temelsiz olduğunu iddia etmekteydiler. Onların soruşturmaları kazanın mekanik bir arızadan kaynaklandığı sonucuna vardırmıştı.
o anlarda pek önemli değildi. Gerçek şu ki uçak düştü ve herkes öldü. Gamil belki de bir katildi veya kafası karışık bir pilot. Bu kaza Gamil'e veya mekaniğe işaret eden bazı kanıtların olmasına karşın sonsuza kadar gizemli olarak kalacak. Fakat şöyle de bir durum var. Mısır Hava Yolları son 3 yılda 4 kez yüksek profilli hava trajedisi yaşadı. Ancak nedenleri çok çeşitliydi. Yetkililer hatalı kablolama ve yalıtım uçuş güvertesinde yangına neden olabileceğini de aktardı. Ama sonuç olarak Mısır Hava Yolları 990 sefer sayılı uçağı tam olarak ne olduğu belki de asla açıklanamayacak. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.